2023 Ağustos 2011 Salı. Forex Park'ın hazırladığı günlük analize başlıyoruz. Geçtiğimiz gün Forex piyasaları yine hareketli saatler geçirdi. Almanya'nın ortak Eurobond ihracı konusundaki muhalefetinin devam etmesi, Yunanistan'a yapılması planlanan yardım için 4 ülkenin teminat göstermesini istemesi ve Moody's'in Yunanistan'a temerrüt riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtmesi ortalığı hareketlenen haberlerin başında geliyordu. Biliyorsunuz Yunanistan alacağı yardım konusunda teminat göstermesi gerçekten zor gözüküyor. Çünkü ülke parasının çok olmasına rağmen yeni lüks yatırımlar yapmak için bunu talep etmiyor. Krizden kurtulmak için bu şekilde bir talepleri bulunuyor. Eğer teminat gösterebilecek sermayesi olsaydı borç almazdı zaten. Bu nedenle Euro bölgesi için bu olumsuz algılanan veri pariteleri de hareketlendirir ve Euro'da birazcık değer kaybı gözlendi. Cuma günü Amerika'da başlayacak olan Jackson Hole toplantısı ise heyecan yaratmaya başladı bile. Özellikle Bernanke'nin yapacağı konuşma dikkatle takip edilecektir. Toplantının Cuma günü sona ermemesi, hafta sonunda sarkacak olması nedeniyle hafta sonu pozisyonsuz girmemizi daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Dünyaya baktığımızda ise Amerikan piyasaları pozitif bir seyir gösterirken Asya ve Çin'den gelen verilerin etkisiyle yükselişler gözlendi. Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın yapacağı toplantı merakla bekleniyor. Bugün saat 14'te yapılacak olan toplantıda politika faiz oranının %5.75 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Ağustos ayının başında Merkez Bankası ani bir karar ile toplanarak faiz oranlarını 50 bas puan düşürerek 6.25'ten 5.75 seviyesine çekmişti. Fakat bugünkü toplantıda piyasaya daha fazla likidite vermek amacıyla döviz zorunlu karşılık oranlarında 50 bas puan indirme gitmesine dair bir sonuç çıkabilir. Ekonomik verilere bakarsak bugün saat son 7'de gelecek olan konut verileri de pariteleri hareketlendirebilecek düzeyde olan veriler. Bu verilere de yatırımcıların dikkat etmesinde fayda var. Şimdi günün diğer haberlerine bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümünde her zaman olduğu gibi tekrar birlikteyiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Euro dolar paritesinden başlayacağız. Euro dolar paritesine baktığımızda bakın görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamanın altından geçtiğimiz hafta sonuna doğru bir aşağı sarkma olsa da bu haftadan itibaren hareketli ortalamanın üzerinde kalmayı başaran bir parite söz konusu. Ve hareketli ortalamayı yine bu sabah saatlerinde açılıştan sonra hareketli ortalamamıza değip tekrar buradan tepki veren bir parite söz konusu. Bu nedenle biz hareketli ortalamayı şu yaklaştığı zamanlarda alış sinyalimizi iyi yerleştirdik ve şu anda yukarı hareketin devamında hızlı bir şekilde geldi. Şurada görmüş olduğumuz 44.66'daki direnç noktasını şu anda kırmaya çalışıyor. 44.66'da eğer kırılması durumunda muhtemelen hedef şuradaki tepe noktaları olabilir. Yani 45.15 seviyesi. Satış yapmanızı bu seviyeden asla önermiyoruz. Özellikle yani şuradaki seviyeden 44.65 civarlarından ya da şu anda paritenin bulunduğu 44.74 seviyesi olabilir. Buralardan satış yapılmasının riskli olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli yatırımcılar muhtemelen 45.15 ile 45.30 arasından satışları kuvvetlendirebilir. Buralardan bir deneme yapabilir. Ama yönün yukarı olduğunu söyleyelim. Bizce buradan yapılan satışlar da riskli olacaktır. Bu seviyelerin kırılıp tekrar alış pozisyonuna geçilmesi daha mantıklı olabilir. Neden diyoruz bu seviyeleri? Çünkü bakın 45-15 şurada görmüş olduğumuz 45 tam kaç oluyor? 45-16 civarları. Burada görmüş olduğumuz tepe noktası
45-30 seviyesine bakın. Şurada görmüş olduğumuz tepe noktası olacak. 45-35'e denk geliyor. Şuradaki tepe noktası. Bu ikisinin aralığında kırılma durumu söz konusu olursa satış yapılabilir. Fakat riskli olacak. Bu nedenle paritenin yukarı hareketini beklemek ya da aşağı doğru düşmesi durumunda alışa geçmek tam şu seviyelerden daha mantıklı olacaktır. Bakın kısa vadede bile bu sabah saatlerinde açılıştan itibaren büyük yukarı hareketinin söz konusu olduğunu söyleyelim. Ve zaten alışlarda yapıldıktan sonra, açılıştan sonra hareketin devamını şu anda getirdi. Hedef dediğimiz gibi artı 45-16 seviyesi olacaktır. Sterlin dolar paritesine bakalım. Sterlin dolar paritesindeki durum nedir? Sterlin dolarda yapış artık grafikleri açarsak daha net olarak göreceğiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi alış sinyallerimiz hala devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi ve sterlin dolarda da bir yukarı hareket söz konusu. Şu anda 3. dirence değmiş durumda. 1.6551. Bu seviyenin yukarı geçilmesi muhtemelen hedefleri ilk olarak 65-85, ardından da 66-15'e kadar taşıyacaktır. Bu seviyelere kadar yukarı hareketin devamı beklenebilir. Eğer ki burada görmüş olduğumuz 65-52 seviyesinden bir aşağı tepki vermez ise ki bu da bir ihtimaldir. Fakat bugün için zaten hareketli ortalamanın üzerinde kalındığı sürece yukarı hareketin devamını beklemek daha sağlıklı bir strateji olacak gibi duruyor. Yani 64-66'nın altında inmediği sürece yukarı hareket daha mantıklı. Yönümüz kısa vadede de uzun vadede de bakın şimdi bu şekilde göstereceğim. Hareketli ortalamanın altında kalan bir üstünde kalan bir parite söz konusu. Görmüş olduğumuz şuradaki trendi kıran bir parite söz konusu. Bu nedenle uzun vadede, orta vadede, kısa vadede de yönümüz hala yukarı olmaya devam edecektir. Yeter ki şuradan bir tepki vermesin. Dolar frank paritesine baktığımızda ise yatay hareket hala devam ediyor. Bakın 4 saatlik grafiklerde ama uzun vadeli direncimiz hala burada duruyor. Şu anda artık 80-88 seviyelerine doğru gelmiş durumda. Yani eğer 80-88 seviyelerine kadar bir gevşeme olursa pariteden, pardon bir hareket söz konusu olursa satış için uygun yerler olacaktır. O yüzden yavaş yavaş artık şu yukarı hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirmek daha mantıklı olacak. Çünkü ne kadar tepeden alırsak stopumuz o kadar küçük olacaktır. Stop seviyemiz zaten belli. Bakın şurada görmüş olduğunuz seviyeler. Hem trend çizgimiz bakın günlük grafiklerde hem hareketli ortalamamız şu anda birleşik durumda. Ve bu da dediğimiz gibi 0.80-88 seviyelerinde bugün için. Tabii ki yarın ya da önümüzdeki günlerde daha da aşağı çekilecektir. Fakat bugün eğer bu seviyeleri yakalarsak muhtemelen hareketli ortalamanın devamının hareketli ortalamayla değil aşağı hareketin devamının gelme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Orta vadede göstergeler ise hala yukarı hareketi gösteriyor. Yani şurada bahsetmiş olduğumuz trend çizgisine değme ihtimalimizin kuvvetli olduğunu söylüyor. Bugün içerisinde bakın şurada görmüş olduğumuz 3. destek noktasının kırılmaması gerekiyor. 78-11. Bu seviye kırılırsa muhtemelen şuradaki dip seviyesi 77-64'e kadar bir hareket devam edecektir. Fakat buranın da geçilmesi çok ciddi bir aşağı hareketi başlatabilen bir kıvılcım olacaktır. Yeniden tekrar aşağı doğru hareketin devamı gelebilir eğer ki şuradaki 78-15 desteği aşağı doğru kırılır ise. Dolar Japon yenine baktığımızda ise hala aşağı hareketin devam etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Bugün içerisinde bakın şurada görmüş olduğunuz pivot noktası önemli. Bunun üzerinde 4 saatlik bir kapanış yani 76-84'ün üzerinde 4 saatlik bir kapanış ciddi hareketlere yol açabilir yukarı yönde. Fakat burası geçilmediği sürece aşağı hareketin devamını beklemek daha mantıklı olacaktır. Bizi burada tek merak et
endişelendiren konu şurada görmüş olduğumuz harekette ortalamaları kesişmesi. Bakın kırmızı harekette ortalamayla biraz daha yaklaştırırsak daha net olarak göreceğiz. Bakın kırmızı harekette ortalamayla turuncu harekette ortalamamız birbirine artık yaklaşmış durumda. Ve görmüş olduğunuz gibi bunun yukarı doğru kesme durumunda bizim için ciddi bir alış sinyali gerçekleşecek. Bu durum söz konusu olmazsa tekrar aşağı hareketin devamını bekleyebiliriz. Altına bakarsak altın yine yeni rekorlar kırdı. Her gün aynı şeyi söylüyoruz. Çünkü her gün yeni bir tepe oluşuyor. Her gün yeni bir daha da tepe seviyeni yükseltiyor. Şimdi bakın saatlik grafikleri açarsak daha da net olarak göreceğiz. Bu akşam açılıştan sonra gerçekleşen fiyat şurada görmüş olduğumuz 1912.03 seviyesiydi. Bugünkü ikinci direnç noktasıydı bu seviye. Bu seviyenin kırılması durumunda hareket görmüş olduğumuz gibi 1900 tam net olarak söyleyelim şundan. 1931.05 yani 1930 seviyelerini artık aşacaktır. Bu seviyelere kadar da yukarı hareketin devamı gelebilir. Teknik göstergeler bize hala alış veriyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi hala alıştayız. Daha da biraz daha şey yaparsak. Bakın hareketli ortalama şu an yine değmiş durumda. Kısa vadede yatırım yapan yatırımcılarımız muhtemelen şurada alışa geçeceklerdir. Fakat biz altında işlem yapmanın bu seviyelerden çok riskli olduğunu size tekrar hatırlatalım. Dünkü yorumumuzda da bahsetmiştik. Çünkü bu hareketlerin bir düzeltmesi gelecek ve bu hareketlere ters kalan yatırımcının bakiyesini kurtarma ihtimali gerçekten çok düşük. O yüzden altından bir müddet uzaktan izleyip yukarı hareketleri satış fırsatı olarak değerlendirmek yerine aşağı hareketleri alış fırsatı olarak değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Bunun içine bakın görmüş olduğunuz gibi eğer ki çok kısa vadeli bir işlem yapacaksanız aşağıda görmüş olduğunuz seviye uygun bir seviyedir. 1800 seviyeleri şu anda karşımızda. Bu seviyelere doğru bir gevşeme yaşanırsa buralardan muhtemelen alışlar gelebilir. Eğer uzun vadeli yatırım yapacaksanız bakın burada görmüş olduğunuz gibi 1625 seviyelerine kadar bir aşağı hareket söz konusu olabilir. Tabii bu ivme önümüzdeki günlerde daha da yukarı çıkacaktır diye düşünüyoruz yukarı hareketle beraber. Muhtemelen 1700 ya da 1660 civarlarına gelecektir bu önümüzdeki hafta şu seviyelere. Yani zaten yorumlarımıza da bundan bahsederiz önümüzdeki haftalarda da. Şu seviyeler uzun vadeli yatırımcılar için güzel bir alış sinyali olabilir diye düşünüyoruz. Ama 4 saatlik grafiklerde bakın çünkü görmüş olduğunuz gibi şuradaki tepe noktası ile dip noktası arasındaki fark sadece bu akşamdan sabaha kadar 40 dolar. 40 dolarlık bir işlem normal bir politikaya kıyaslarsak yaklaşık 400 piplik bir işlem anlamına geliyor. Bu da sadece 2 lotluk bir işlem açan yatırımcı için 8 bin dolarlık bir zarar anlamına geliyor. Bu yüzden altında çok çok da fazla direnmemekte fayda var. Ters pozisyonda kaldıysak çok fazla beklemeden pozisyonda çıkmakta fayda var. En sağlıklısı ise şu zamanlarda altın pozisyonunu çok fazla açmamak. Bunu da tekrar hatırlatalım. Dolar TL'ye bakarsak durum nedir? Dolar TL bakın 4 saatlik grafiklerde çok net güzel bir görüntü söz konusu şu anda. Ben bunu biraz daha yaklaştıracağım bugün için. Daha net olarak görebilirim diye. Görmüş olduğunuz gibi harekette ortalamadan ve şuradan çok güzel tepkiler veriyor. Ve yine şu anda harekette ortalamaya yakın seviyelerde. Artık saat 2'de Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını bekleyen bir parite söz konusu. Eğer ki faizlerde bir indirim söz konusu olursa TL tekrar değer kaybedecektir ve pariteyi muhtemelen şurada görmüş olduğumuz 1.7916, 1.7950 ve şuradaki tepemiz 1.80'lere kadar taşıyabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Eğer TL yatırımımız varsa Forex piyasalarından saat 2'deki faiz kararını ekran başında takip etmemizde fayda görüyoruz. Evet, analizimiz bugün de sonuna geldik. Tüm yatırımcılara işlemlerinde başarılar dileriz.